altında güreşi olmuştu Ramazan. Birlikte anlatmıştık. Süleyman Başarlı. Isparta'da. Isparta'da, hatırlıyor musun? Çok Avucuna, uzun, çok uzun sürmüştü. Kesinlikle. İkisi de galip gelmeye çok yakındı. Evet. Ezan okunuyor. Bu yatsı ezanı. Başaltının tekrarını ekrana getirelim sevgili yönetmenim. Öğlen ezanı okunmadan, menfaat karşılığı göstermeden, görmeden, istemeden samimi olarak seyircimizi bağrımıza bastığımız var. Aynur Kayatepe abimiz demiş ki Ramazan, Kırkpınar değerinde bir güreş izledim bugün odamdan çıkmadan. Yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar demiş. İnşallah yine tarihi bir final olur. İsmet Gökalp'in tezmanı Süleyman Kozakoğlu'nu Antalya Korkut ile birinci tezmanı arabası Antalyalarına takdim etmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Meclisi Yönetse'ye sevgili Coşkun Bolat'ı da Kahramanmaraş'a selamlar. Güzel bir şiir yazmış, evet. Evet, Mustafa Bulut. Hocam iyi akşamlar. İsmail Hocam'a da selamlar. Şu an Adana'dayım. Doğuk yerinde değilim. Yayınınız çok harika olmuş. HD yayınına kanalda geçince daha güzel olmuş. Sizlere ve güreşçilere başarılar diliyorum demiş. Serik Gibiz Gayra Köyü'nden Mehmet Ali Yılmaz bizi izliyor. Metin İçöz, emekli öğretmen, serikli anlatımlarınla güreşlere renk katıyorsun. Değerli dostum, seni dinlemek televizyon karşısında bile güzel, selamlar demiş. Mehmet Şimşek de yıkamacı abimiz selam göndermiş ve güreş başladı. Evet, haydi bakalım. Allah derman versin bakalım. Bugün biraz korkuterili olduğum için ve korkuteri güreşleri olduğu için fazla mesaj okudum. Hakkınızı helal edin. Cengiz gattar güreşir, sert elen savurur. Karakteristik güreşi o şekilde. Bakalım ne olacak. Kafadan bozmayı, oynamayı çok sever Ali Gürbüz. Ve bunu teknik, mütemadiyen devamlı yapar sevgili seyirciler. Geleneksel Güreşler Federasyonu resmi YouTube sayfası da bizim ve yorumcu İsmail Hocam'ın sesiyle ekrana geliyor. Bugün dramatik bir hakem hatası olmadı Ramazan. Yani gördüğüm kadarıyla. Daha iyiydi, evet. Daha iyi olmalarını biz çok istiyoruz. Tabii. Çünkü hak yenilmesin. Yoksa kesinlikle hiç maddi ve manevi beklentimiz yok. Ya bilerek zaten öyle bir hak yeme olacağını zannetmiyorum da. Ama bu geliştirmenin kendine sonu yok. Daha da çok geliştirmeleri gerekiyor.
Azaltmak için. Rakibi şaşırtmak için. Dikkatini dağıtmak için. Kondisyonu düşer. Ve sert güreşe maruz olan sporcu hata yapar. Ali Gürbüz'ün ona çok da ihtiyacı yok. Çünkü çok yerden rakibini yenebileceğini bildiği için o tarz bir güreşe fazla girmiyor. Ama geçmişte mesela bir Ordulu Mustafa, bir Arap Mustafa rakibe iyi bir dayak atmadan yenmezlermiş. Yani güreş tabiriyle söylüyorum. Çok sert güreşlermiş. Sağ eliyle kastağı buldu. Hasan Cengiz şimdi Ali Gürbüz savuşturdu. Evet. Geleceğin baş belirlenen zetleri bugün vereceğine girdiler. Bir alkış istiyorum. Vereceğine baş şahsı Rezvan'a kısa. Kasaktan paçaya doğru inmeye çalışıyor Ali Gürbüz. Savuşturdu. Daha aktif olan Hasan Cengiz şu an için. Yavaş yavaş Ali Gürbüz de aynı tonda LSE'yi Hasan Cengiz'e göstermeye başladı. İstanbul eğitim müfettişlerimizden Hasan Küpeli demiş ki, Hasan Küpeli Antalya Selim Kebizli, geçmişteki pehlivanlarımızdan anlattığınız anekdotlarla ve pehlivanların özelliklerini belirterek yaptığınız anlatım bizlere evimize güzel güreşler seyrettirdiniz. Ramazan Bey ile birlikte sağ diyor. Eksik olmaz. Teşekkür ediyoruz sevgili Ramazan. Evet. Ramazan Bircan da tişörtünden. Ya bu bir güreş tutkusu bak. Ramazan Bircan güreşti. Takım arkadaşları güreşti. Her şey bitti. Son güreşi yine ilgiyle izliyor burada. Ramazan Bircan'ın o duruşu bile karakteristik. Evet. Yani şöyle döşünü kaşıyarak yani, atletin gözükmesi yani de bir karakteristik. Benim güreşim bitti, arabama benim gideyim demiyor. Evet. Son güreşi sonuna kadar takip ediyor. Güreş çekişmeli sevgili seyirciler. Evet. Yani önümüzdeki hafta ligin son güreşi var. Artı elmalı yeşil ayağı yağlı güreşleri. Ligin son ayağı. Lig güreşleri zaten çok çekişmeli geçiyor. Ve elmalı güreşler de her sene öyle geçer. Ve Ali Gürbüz'ün altın kemer yılı elmalı yeşil yaylada. O da rağmen Ali Gürbüz bugün burada son gücüne kadar mücadeleyi yaptı, finale çıktı. Bakalım ne olacak. Karşılıklı enseleşmeler, psikolojik üstünlüğü ele geçirmeler. Tabii 1.96 boyunda 125 kilogram bir pehlivanın enensesini hissetmeye çalışın. Ali Gürbüz'ün kuvveti daha önde.
Hasan Cengiz'in de esnekliği daha önde sevgili Hasan seyirciler. Cengiz'in boyu da 1.90'dan aşağı değil galiba. Ya da o civarda. 1.90. O da sallı. Arayışına devam ediyor. Hasan Cengiz de istekli, Ali Gürbüz de istekli. İşte Korkuteli tribünü top dolu. İşte şimdi, Korkuteliler. Ben ilk güreşe başladığım zaman sevgili Ramazan. Sizler tatlısınız. İlk başladığım zaman bir galibiyet olduğu zaman seyircinin alkışlaması bile ayıp karşılanırdı. O bir süre sonra değişti ve Kırkpınar'da Ali Gürbüz'ün babası Recep Gürbüz final yaparken seyirci tempo tuttu. Gürbüz, 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 yani bir futbol maçı gibi tempo tuttu. Ve baş pehlivan oldu Recep Gürbüz. O yıllardan sonra o alkışlama, yani alkışlamama geleneği değişti. Şimdi seyirci alkışlıyor da, tempo da tutuyor. Ali Gürbüz'e de Ali, Ali, Ali diye büyük coşkuyla tempo tutulabiliyor. Yani Ali Gürbüz'ün babasıyla değişen de bir kültür var. Şimdi seyirci neden sıkıldı biliyor musunuz? Doku uyuşmazlığı var. Makam name uyuşmazlığı var. Yani Kırkpınar Sarıcı ekibini buraya getirdin ama Ezgi tutmuyor. Ezgi tutmuyor. Yani Ezgi tutsa, biri horon tekmeyi seviyor. Biri ağır zemek oynamayı seviyor. Finiki'den Azmi Özen pehlivan ve oğulları Hüseyin ve Mustafa ailece Kanal B'yi izliyor. Sevgili Ramazan, iyi yayınlar dilemişler. Ya bu Ezgi olayını bir türlü anlatamadık. Yani kör oğlu bari çalsınlar. Müdahale etti Cazgır Eminger. Evet. Evet, rastgele çalıyorlar diyenler var. İşte kültür çok önemli. O yörenin kültürünü orada korumak lazım, tabii, güçlendirmek lazım. Biz Kanal B olarak sadece güreşi anlatmak, tabii, değil, hem tarihi hem kültürü yaşamak, yaşatmak istiyoruz. Şimdi bizim yapmış olduğumuz bu programlar geçmiş, gelecek yıllarda örnek olacak, katkı sunacak. Şimdi geçen yıllarda Yağlı Güreş Birliği'nin şöyle bir projesi vardı. Her şehre bir yağlı güreş sahası yapmayı, aynı şekilde tip proje şeklinde yapmayı düşünüyorlardı. O sonra ne oldu bilmiyorum. İnşallah olmaz. Çünkü her yörenin, her er meydanının kendince farklı özellikleri var. Yani her yerde aynı er meydanı, aynı tribünler, bunlar da doğru değil. Dolayısıyla o kültürü kendi özellikleriyle güçlendirmek lazım. Evet. Arandırus'ta ekibin tamamını istedim. Çok acele buraya istiyoruz. Çok acele. Evet. Bir isteyenler istiyorum. Ama gözünüz bende olacak. Başlayalım. Emin Bey de rahmetli Pele Mehmet Cazgır'ın yapmış olduğunu, aynısını yapıyor. Evet. Turali Bağlar mesaj atmış. Hasan Cengiz 1.90 boyunda, 115 kilogram, 37 kilo, 37 yaşında demiş. Elenseleşmeler sertleşti sevgili izleyiciler.
Sağdan soldan hem Hasan hem Ali. Tırmanlar başladı. Sevgili seyirciler, güreşin tansiyonu yükseldi. Bedir'e girdi. Hasan Cengiz oradan tehlikeyi savuşturdu. Evet, tempo başladı. Sevgili seyirciler, her şeyi belki satın alabilirsin ama sevgiyi satın alamazsın. Ali Gül bize sevgi var. Yani bunu evet, seyirci yatsıyamaz. Her fırsatta tempo tutuyor. Büyük yıldız Ali Gül bize. Babasına Hasan büyük... da bizim çocuğumuz, Ali de bizim çocuğumuz. Evet. Ama daha centilmen güreşmesi gerekiyor. Hasan'ın daha sakin olması gerekiyor. Yani enerjileşmeden olsa da kastak ve paça güreşlerini daha çok pehlivanlarımızdan görmek istiyoruz. Kesinlikle öyle. Sadece enerjiyle rakip yenilmez. Ya bu bir boks değil. Değil. O kısmeti neden giymişsiniz? Neden var? Çünkü kazık var, kastak paça oyunları olsun diye. Şöyle, enerji çekme denir zaten. Elense vurma da değil, elense çekme denir. Tutan da aslında çek. Aslında elenseyi çektiğin zaman öne doğru savurman lazım. Yani rakibi öne doğru çekmen lazım biraz o elenseyle. Omuz hizasına bağlı olman lazım. Uzaktan sopa vurur gibi savurmamak lazım. Yani bu konuda biraz daha üzerinde yoğunlaşılabilir. Evet, şanslıyım. Emengar klasiği yapıyoruz. Tüm telefonlarımızın ışıklarını yakıyoruz. Evet, telefonlarımızın ışıklarını yakalım. Korkutun ve her meydanından tüm Türkiye ışıkla yayalım ışık. Evet, çok harikasınız. Herkes yaksın. Telefonun ışığını yakmayalım, telefonu kaybolsun. Evet, gel Joshua. Hilmi Ünsal hocamız demiş ki Hasan Cengiz güreşi arıyor, Ali'ye ihtar gelebilir demiş. Yani şu anda çok ihtarlık bir durum yok ama Hasan Cengiz'e doğrusu güreşi arıyor. Kesin korkut eli. Harika. Haydi Hasan, haydi Ali. Hasan'ın, Cengiz'in karakteristik özelliği acayip darbeli güreşiyor. Tabii. Yani bu darbeli Ali güreşi, belli olsun fark etmiyor. Darbeli güreşi rakibin konsantrasyonunu bozuyor. Yani yapısı bu. Tabii. Tarihte İrfan Şen gibi görüşmesini bekleyemezsin. Tarihte Osmanlı döneminde Aliço'ya neden Gattar Aliço deniyor? Sert elenseler, sert tırpanlar vurduğu için. Ali Gürbüz'e, Hasan Cengiz'den. Tekrar tansiyon yükseldi. Aman, hem Ali hem Hasan. Hakem yakın. Olun. Kule hakemleri yakın. Bak dışarıdan da ne oldu, bir şey yapıldı. Hasan Cengiz sakin ol lütfen. İkinize korkutelisiniz. Sevgili yönetmenim, biraz daha geriden. Evet, izliyoruz. Dışarıdan bir şey atıldı orada. Telsiz gibi bir şey. Ben onu anlamadım. Nedir o? Kim attı? Bir kez daha ekrana getirelim. Orada telsiz uçuyor. Hakemin telsizi uçuyor. Öyle mi? Kahraman Şişman'ın. Bakın. Evet. Evet. Orada telsiz de nasibini almış.
Ali Gündüz'ün böğrüne gelmiş, ona da bakacağım. Yok, hayır. Eli gelmiş. Hakemler güreşi soğutabilirler. Tansiyonu düşürebilirler. Endişelenecek bir durum yok. Normal. Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Servet Yıldız başbilevanlarla konuşmak için Er Meydanı'nda. Ama tabii böyle kontrolsüz darbeler de başladığı zaman yani daha çok riske giriyorlar. İnanın bakın, kanal ve televizyon olursa uluslararası standartlarda hemen pozisyonu yakalıyor. Evet. Ve bana da hemen kulağıma söylüyor kulaklıkla. Bunlar önemli. Teşekkürler. Kanal ve televizyonumuzun görünen ve görünmeyen ekibi. Haydi Hasan, haydi Ali. Bir seyirci kitlesi de var. Dev ekrandan izliyor, biliyor musun? Halk güreş havalarından memnun değil. Evet. Evet, bu hakikaten garip bu güreş havası oldu şimdi. Halkın korkuları seyircisi farklıdır. Özellikle evet. Güreş severler. Şimdi burada bir dağ içi Köroğlu Dodurga havası çalsa hiç tepki işte verilmez. Yok. Başladı. Puanlamaya doğru ilerliyor sevgili izleyiciler. Evet, 6 dakika kaldı. Evet. Zaman zaman Ali de çok sert elenseler vuruyor. Lazım da.
Tekrarını ekrana getirelim. Güneşin içinde ama yani bu... İzliyoruz sevgili seyirciler. Ya bunun sporsal, estetik fazla bir anlamı taşımadığını düşünüyorum Ramazan. Bir kez daha ekrana getirelim. Hasan Cengiz'in tırpan sonrası Ali Gündüz'ün kendini yerde bulduğu an. Odabaşı'ndan izliyoruz. Tüm pehlivanlara ve Mustafa Batu'ya, Yusuf Can Zeybe'ye, İbrahim İsmail Akgi'de başarılar diliyorum demiş. Tabi ancak bu mesajlara dönebiliyorum. Çok feci mesajlar var. Öncelikle iyi yayınlar. Memleketimiz Korkut Ali'ye hoş geldiniz. Mesajı ara verdim sevgili seyirciler. Dananın kuyruğu koptu kopacak sevgili izleyiciler. Ya tozu dumana katarsın ya tozu dumanı ya yutarsın demişler ya. Bakalım baş pehlivan kim olacak? 33.sü düzenlenen Korkut Ali Belediyesi Altın Kiraz Yağlı Güreşlerinde. Dört gözle bu karşılaşmanın sonucunu merak ediyorlar ve hepimiz gözlerimizi kırpmadan bu karşılaşmayı an be an takip ediyoruz sevgili izleyiciler. Bir yandan da iftar seçenekleri de artık hızlı bir şekilde masaya yatırılmalı ki güreş hemen sonuçlanmasına. Niye hemen sonuçlansın soruyorum. Yani hemen sonuçlansın derken zaten akşam oldu. Akşam oldu da daha eve gidecekler. Uzun bir güreşten ziyade hemen sonuç alınsın. Ben de diyorum saat zaten 21.33. Yani bu izleyicilerin de hepsi kokteylde değil. Değil. Fethiye'ye giden var, oraya giden var. Hani hemen kaliteli bir şekilde sonuçlansın, hızlı bir şekilde. Geçmişte puanlamanın olmadığı dönemlerde birçok final güreşi ertesi güne kalıyordu. Yarı final güreşleri ertesi güne kalıyordu. Bunu engellemek için puanlama güreşi getirildi. Şimdi puanlama kaldırılsın diye zaman zaman gündem oluyor da puanlama varken bitmiyor. Bir de olmasa güreşe daha da çok karışmaları gerekiyor. Güreş güzel gidiyor. Çetin, çekişmeli. Şimdi bu güreş tarzını bu şekilde devam ettirmek var. Bir de devamlı kaslak paçaya. Evet Ali sakatlık oldu. Of çok kötü işte o. Sağ ve görevlisi. Çok kötü. Çok kötü. Hemen tekrarını ekrana getirelim. Çok kötü. Yok Hasan Cengiz'in hiçbir şey yok orada.
Oradan bir sendeletti Ali Hasan Cengiz'i. İşte burada haydi burada Hasan Cengiz'lik bir durum yok. Kesinlikle yok. İşte orada bir ani bir hareketle... Hasan Cengiz dikildi orada elini bir kez daha ekrana getirelim. İnşallah büyük bir şey yok. Hemen Gündü'ye oturmak istedi. Evet. Ali'nin kıvranması çok kötü olduğunu gösteriyor. Bunların hepsini yorgunluk. İnşallah ciddi bir durum olmaz. Yani bugün burada artık devam edip etmemesi önemli değil de inşallah daha büyük bir şey yoktur. Çünkü çok feci kıvrandı. Hala kıvranıyor Ali Gülmüş. Burada yuhlanacak. Ya zaten hiçbir şey yuhlanmayı hak etmez de. Evet. İşi olmayanlar. Evet. Müdahale etmeyelim. Lütfen. Siviller. Orayı boşaltalım. Ali görüşü devam edemez. Mümkün evet. Değil. Ve Ali işte, şu an elmanayı da düşünüyor. Maalesef. Sözün bittiği yer yani şu an Hasan Cengiz'lik bir durum yok burada. Ali Gülmüz başkan sakatlığından dolayı Hasan Cengiz galip. Ve Hasan Cengiz Korkut Ali güreşlerinin baş pehlivanı oluyor evet. Sevgili seyirciler. Ali Gülmüz'e çok geçmiş olsun diyoruz. İnşallah büyük sakatlığı yoktur. Hasan Cengiz'i de kutluyoruz. Asayiş olay olmadan yok, güreşin olmaz. Sonlanmasını temenni ediyoruz. Çok üzüldük. Sağ olun, sağ olun.